أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم. Her ne kadar bulunduğunuz yeri görmesem de ama varlığınızı bildiğim sizlere Allah'ın selamını gönderiyorum ve siz de bana, değil mi? Şerefe bakın, ne kadar hoş, ne kadar güzel. Aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis ikram ederek başlamak istiyorum. Hani bugün bir hastalık nedeniyle program değişti ya, haber arasında söyleyemediğimi Kur'an öncesinde söylesem dedim. Caiz mi değil mi diye sorarlar bana bazen. Acaba Kur'an'dan önce mi olsa hadis dersi, sonra mı olsa diye. Siz bilirsiniz, Kur'an'ın şerefi daha yüce. Onun için Allah'ın sözü öne alsak, peygamberinkini ondan sonra alsak deseniz. Böyle bir ölçü yok. Çünkü ben Allah'ın sözlerini de peygamberden öğreniyorum. Sen de öyle değil mi? Başka şöyle de diyebilirsiniz. Yani Allah'a imanı, ahiret gününe imanı ya da melekleri, kitabı, ben bütün her şeyi peygamberden öğrenmiyor muyum? Ya da aleyhissalatü vesselamın konuştuklarının tamamının tümünün hepsinde sanki ikiye ayırıyoruz. Bir, Allah'ın dedikleri özel, yani harf be harf korumaya alınan olanlar, Kur'an diyoruz ona, ve diğerleri. Dolayısıyla öyle bir ayırma gerek yok ama hani ben belki de kendimi mi kandırdım bilmem de şöyle diye önce hadis dersi yaparım yıllardır. Hani farz namazdan önce sünnet kılarız ya. Sanki Kur'an'la beraberliğimize ruhen ve bedenen, yok öyle değil mi? Göz ve kulak olarak, kalp ve yürek olarak sanki hazırlanmak istiyorum da ondan. İşte onun için bir iki hadis okuyayım. Sahih-i Müslim'in 899. hadisi, anamız Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Allahu Ekber. Biliyor musunuz? İçimden geçeni paylaşsam ayıp olur mu dersiniz? Ya bir adam, televizyon programındasın, biraz ciddi ol mu diyeceksiniz. Öyle olmaz herhalde. Bu ciddiyetsizlik anlamına gelmesin ama Allah lütfetsin, hak edelim, cennete gidelim. Göreceklerimden biri, başta göreceklerimden biri de Ayşe anamdır. Yani mümkün olursa dizinin dibinde oturmak, hemen oracığa kıvrılıp onunla konuşmak isterim tabii. Allah sizi de mahrum etmesin elbette. Amin. Der ki Ayşe anamız, Allah kendisinden razı olsun, cennetlik anamız, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük dili görülecek kadar güldüğünü görmedim. Allah Allah. Yani gülmenin belki uç sınırı değil mi? Kahkahadan bir öncesi. O sesini de bırakıyor, kendini de bırakıyor. Her şey bitiyor. Kahkaha yok zaten de. Bir de böyle ağzını aça aça küçük dili görülecek kadar gülmek. Yapmamış aleyhissalatü vesselam. Ama devam edin. O yalnız tebessüm ederdi. Anlatabildim mi? Tebessüm. Müslümanın şiarıdır zaten. Hatta alışmışım. Bir hadis ikram etsen de yolumuzu bulsak diyorum. Bazıları ilk aklına gelen hadis bu oluyor. Tebessüm sadakadır. Allahu Ekber diyorum ya, ne kadar güzel. Çünkü bugün Müslümanların birbirine gücü yeten iki şey var. Bir tebessüm, bir de dua. Değil mi? O zaman ben dua ediyorum şimdi onunla ilgili. Allah bu iki özellikte de bizi cimri yaptırmasın. Cimrilikten korusun. Amin. Bir bulut veya rüzgar gördü mü, sıkıntısı yüzünden belli olurdu sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine. Ya Resulallah, bakıyorum herkes bulutu gördüğü vakit onda yağmur vardır ümidiyle seviniyor. Halbuki sen bunu gördüğünde, ben senin yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına bana kim teminat verebilir? Hakikaten bir kavim rüzgarla azap olunmuştur. Gerçekten bir kavim azabı görmüş de
bu gördüğünüz bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi. Ahkaf suresi 24. ayet. Ad kavmi öyle helak oldu ya. Günlerce kıtlık vardı. Yağmur yoktu, bulut yoktu. Bir bulut gördüler. Yağmur bulutu zannettiler. Hem de sevindiler. Hâdâ âridun mümtirunâ demişlerdi. Sonunda evet bir şeyler yağdı ama azap yağdı tabii. Helak oldular. Yani piyasanın dili gibi olacak ama affınıza sığınarak kullanayım. Benden bir hadis dinleyene bir hadis bedava denir mi? Demeyim. O bedava iş olmadı. Nasıl bedava? Yoksa bir hadis dinlemeyene bir hadis paralı mı olacaktı? Estağfurullah. Öyle piyasanın sözleri biraz gitmiyor değil mi? Kur'an ve sünnet gündemdeyken. Onun için şöyle diyelim. Benden bir hadis dinleyene bu yaptığı iyiliğe karşılık ben bir hadis daha ikram etmeyi seviyorum. Evet dinliyoruz. Rüzgar dedik ya onunla ilgili olsun. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ten rivayet edilen Riyâz-ı Sâlihîn'de göreceğiniz bir hadis. Riyâz-ı Sâlihîn'iniz yok mu yoksa sizin? Neden ki? Ama olsun. O sizin ana kitabınız değilse de başucu kitabınız, el altı kitabınız olmalı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam rüzgara sövmeyin çünkü o Allah'ın emrindedir. Hoşunuza gitmeyen şiddetini gördüğünüzde ya Rab senden bu rüzgarın hayrını isteriz. Bunun şerrinden taşıdığı ve getirdiği zararların şerrinden sana sığınırız diye dua edin buyurur. Tekrar edeyim mi? Rüzgara sövmeyin. Çünkü o Allah'ın emrindedir. Hoşunuza gitmeyen şiddetini gördüğünüzde ya Rab senden bu rüzgarın hayrını isteriz. Bunun şerrinden taşıdığı ve getirdiği zararların şerrinden sana sığınırız diye dua edin buyurur. Öyle yapalım inşallah. Üzerinde konuşsaydın diyenler olur bazen. Ben bir hadis okuyunca Allah için söyleyin. Ne diyeyim ki şimdi? Rüzgara sövmek. Adam rüzgarı görmüyor bileyse zaten sövmüyor mu diyeceksiniz. Öyle değil ama. Lafı uzatmayalım. Ama okudum ve sanırım anladınız. Fakat size kitaptan da bir bölüm okuyayım inşallah. Biliyorsunuz kitabımızın 40. suresi yani Mü'min suresindeydik. Şimdi Mü'min suresi deyince bazıları aa bir dakika sen Gafir suresi anlatıyordun bize demeyin. Öyle bir okulun öğrencilerine derse çağırdılar. Mülk suresini anlattım bildiğim kadar. Yani Mülk suresiyle beraber olduk biraz. Sonra sırada Kalem suresi var. Diğer adıyla Nun suresi. Zaten öyle başlıyor ya Nun vel Kalem. Sordum dersten önce çocuklara ne dersiniz hangi sure bugün gündemde? Öğretmenim hocam Kalem suresi. Hayır arkadaşlar Nun suresi. Nun Kalem derken ya sakin olun yoksa Nun vel Kalem suresi olmasın dedim gülüverdiler. Evet biz de Mümin suresi okuyoruz ama aynı zamanda Gafir suresi demektir de işte o surenin ben 29. ayetine kadar sizinle onu hatırlamaya çalıştığımızı zannediyorum. Bakalım o ayetten devam edelim inşallah. Ya kavmi, kavmim dedi o mümin adam. Özetlemeden mi başladık? Hatırlayın. İlk defa duyanlar için mi? Olsun, zarar olmaz. Tekrar edelim. Hani Musa aleyhisselam İsrail oğullarından biriydi. Ta Yakup aleyhisselam da İsrail aleyhisselam ya, onun çocukları Mısır'a geldikten sonra orada yaşayan, yerleşen bir dönem melikler ve peygamberler de içinden çıkan bir toplumun ferdi. Ama o doğacağında tuhaf bir karar. Bütün İsrail oğullarından doğan erkek çocuklar öldürülsün. Neyse ki kız çocuklar hadi bakalım ama onlardan da biz hayat alalım, nesil alalım ya da onları hayasızlaştıralım. Karar vermişlerdi o günkü yetkililer. Biz ona Kur'an'ın diliyle İsrailoğullarının karşıtı Firavunoğulları diyoruz. İşte Musa aleyhisselam o karardan dolayı sarayda büyüdü. Allah öyle istedi. Sonra Medyen'e gitti. Oradan geri dönüşünde Şuayb aleyhisselamın kızı hanımı oldu. Onunla beraber çoluk çocuğuyla Tur'da yani Sina'da Tur'un eteklerinde mola vermiş. Şöyle
geceyi geçirecekti. Soğuk bir geceydi. Bir ateş gösterdi Allah. Gidecekti. Başka çaresi yoktu. O ateşi sevdirmişti Allah kalbine. Hadi gel demişti sanki ateş kendi diliyle. Onlara dedi, ehline, siz bekleyin. Ya bir kor ateş getiririm. Ya bir haber getiririm. Yani 10 yıl önce ayrıldığımız Mısır'dan bakalım ne oldu ne kaldı diye soracak biri çıkar. Ya da yol sorarım belki. Bakalım nereye doğru gidiyoruz? Gittiğimiz yol uygun bir yol mu değil mi? Düzgün yol mu? Ya da şaşırdık mı yanıldık mı bir sorsak gibi aklına geldi herhalde. Veya ben okuyunca bunları düşündüm. Orada Allah-u Teala onu peygamber seçtiğini beyan etmişti. Firavun'a git demişti ve yalnız mı ya Rabbi? Ama ben, onlar beni suçlar ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarınca hadi dedi Allah. Zaten karar oydu. O zaman açığa çıkaracaktı. Yani Ömer Efendimiz de yalvarmıştı. Bu kadınlar ya Rabbi, ya Resulallah diye. Tamam örtünsünler ayeti gelince. Neyse Ömer istemeseydi demeyecektim ama olur mu? Öyle ayet mi olur Allah korusun? İşte onun için Musa Aleyhisselam kendine düşeni yaptı. Yardımcı istedi. Kardeşim, abim Harun var ya, onu da vezir versen iyi olur ya Rabbi dedi. Allah da ikiniz beraber gidin diye Firavun'a gönderdi ya. Gittiler. Öyleyse biz de Allah'tan yardımcı isteyeceğiz. Anlamına gelir mi? İsteyin. Kimden isteyeceksiniz ki zaten? Elbette Allah'tan isteyeceksiniz. Allah verecek zaten. Sonra İsrailoğullarının kurtuluşu adına ama Firavunoğullarının helak adına neler neler yaşadılar. Dönem son dönemdi. Sarayda bir toplantı anında elit tabaka, iş görenler, yetkililer, yani söz sahibi olanlar, biraz argo olacak ama kelek kesenler hepsi orada ve Firavun diyordu ki yeter artık be, bırakın beni de şunun işini bitireyim. Değilse bak karışmam. Çünkü korkuyorum dininizi değiştirecek ya da bulunduğunuz bölgede fesat ortaya çıkacak. İfsad edecek, düzen bozacak. Haberiniz olsun. Ben öldüreyim de tanrısı varmış yardım etsin ya da çağırsın ne yaparsa yapsın demişti. Bir ihtimal Musa Aleyhisselam da orada. Çünkü sanki son bir görüşme anı. Sanki konunun bir de saray erkanıyla gündeme getirilmesi, yani Firavun'un düşüncesi şu mu ki, devam eden ayetlerde görüyoruz. Bunu ben kendi başıma bir şey yapamadığımı anladım. Yani elinde asa, atı verdi mi ödüm kopuyor zaten bir yılan ki, o kadar sihirbazlarımın bütün numaralarını yalayıp yutmuştur. Ben ona bir şey yapamayacağımı biliyorum ama acaba hedef saptırabilsem, yani saray erkanına, toplumun devlet erkanına, yöneticilere, yetkililere hedefi saptırıp da bu işe onları mecbur edebilirsem, ben değil asıl muhatap sizsiniz diye onlar adına böyle bir işe başlasam mı dedi ki, biraz öyle geliyor bana. Orada Musa Aleyhisselam da olabilir ama belki de dışarıda duymuş ve cevap vermiştir. Demiştir ki sen beni öldürmek istiyorsun öyle mi? Dikkat et. Ben senin de Rabbin, benim de Rabbim olan Allah'a her bir mütekebbir, kendini büyük zanneden, büyüklükle hiç alakası olmadığı halde küçüğün küçüğü, hani alçak değil, çukur adamlar var ya, hem de bir özellikleri hesap gününe inanmayan insanların şerrinden, sıkıntısından, kararından, yaptığından, yapacağından Allah'a sığınıyorum, o beni korur dedi. Cevaba bakın. Tabi peygamber olunca böyle olacak ya, o güzel cevap verdi. Karşıdaki güzel anladı elbette. Belki de bu orada bulunan o güne kadar mesajı, peygamberliği, nübüvveti, risaleti inandığı halde açığa çıkarmayan, inancını gizleyen bir adamın tavrını açığa çıkarmasına bir işaretti. Musa Aleyhisselam'ın bu cevabından sonra o adam başladı konuşmaya. Ve kâle racülün mü'min. Bir adam ki mümin. Kim o? Adı ne? Şeceresi? Kaç yaşındaydı? Mal varlığı? Acaba özel zevkleri, diplomaları, mahallesi, efendim ikametgahı? Yani ama alışmışız değil mi? Öyle değil. Bakın din diye öğreniyoruz. Dinde o tür ayrımlara Allah gitmemişse gitmemiştir. Bazen de gitmişse Allah bilir tabii. Zaten
Allah beni dinleyerek din kitabı göndermez ki, kendi nasıl isterse. Mesela der ki 3 gün bir de 7 gün oruç tutacaksınız, biraz da haçta, biraz da memlekete dönünce. Tilke aşaratun kamile, tam 10 olacak. Niye topladı bir de onu söyledi Allah bize? Öyle uygun görmüştür. Öyle istediyse öyle yapmıştır. Ben Allah'a neden öyle dedin diyemem ki. Allah-u Teala diyor ki kitabında, ben semavat ve arzı 6 günde yarattım. Kabul ya Rabbi, tamam. Ama diyor ki ben arzı 2 günde, arzdaki azıklar, rızıklar ve kazıkları 4 günde, semavatı da 2 günde yarattım. Ay ya Rabbi, sen 6 gün demiştin ama. Kullarım beni dinleyin, ben dediysem tamam demiyor mu? Başka bir şeyini söyleyeyim mi? Aklıma geldi, paylaşalım. Benimle mezara gitmesin diye. Ne dersiniz? Allah-u Teala peygamber döneminde o günün insanları, ki sahabe diyoruz onlara, namaz kılın dedi mi? Dedi tabi. Onlar da ne yaptılar? Namaz kıldılar. Sonra ne dedi? Bir daha namaz kılın dedi. Onlar da kıldılar. Sonra bir daha namaz kılın dedi. Bir daha kıldılar. Sonra bir daha dedi, bir daha. Şöyle dediler mi hiç, diyebilirler miydi? Ya Rabbi ne oluyor ya? Bir dakika anlayalım ya Rabbi, kılıyoruz işte. Ne demek istiyorsun sen? Denir mi böyle Allah'a? Haşa ve kella, estağfurullah. Yani Allah nasıl isterse öyle din gönderir. Peygamber nasıl isterse öyle peygamberlik yapar. Yani ya ama peygamber benim, ben peygamberin yerinde olsa, bir dakika, sen peygamberin de olmayacaksın. Peygamber benim yerinde olsa o kadar da düşürme canım, hakkın yok ya, yetkin de yok, kapa çeneni. Peygamber senin yerinde olur mu? Peygamber benim yerimde olsa, benim evde, benim çocuklarım babası olsa şöyle yapardı. Maşallah, nasıl da güzel söyledin. Öyleyse peygamber senin yerinde olmayacak, sen de peygamberin yanında olmayacaksın. Bunu böyle bilecek, böyle anlayacaksın. İşte Musa aleyhisselam dedi ki ben senin kararın konusunda, bakın bu gerçeği haykırıyorum, söylüyorum, dinle. Bir adam mütekebbir mi? Kendini büyük mü zannediyor? Aslında büyük değil ama öyle mi zannediyor? Bir de ahir güne iman, hesap gününe imanı yok mu? Onun emanında, emniyetinde değil mi? Bu adam ne derse desin, ben onun da Rabbi, benim de Rabbim olan Allah'a sığınıyorum. Bana bir şey yapamayacaksınız dedi. Hepsi bu kadar. Ve işte bu sanki bir izindi o mümin adam için. Orada olan bir mümin. Yani o güne kadar min Ali Firavun olduğu halde, Firavun oğullarından olduğu halde, yani İsrailoğullarından değilmiş adam. Ama Firavun oğullarına da Musa aleyhisselam bu dini götürdü ya. Onlardan biri olarak iman etti bu adam. Hem de yektümü imanehu, imanı gizliyordu. Evet. Bir adam var sarayda. Herkesin sarayında olur mu? Bilmem. Her mahallede olur mu? Bilmem. Benim inandığımın dışında farklı bir iman ile benimle birlikte yaşar mı? Ha, onu bilirim, evet. Herkesin öyle olabilir. Ama yani evet, bu arkadaş, öteki işçim, belki patronum, belki bana ne, kimin olduğunu niye sayıyorsun da? Ben ne yapayım onları? Yani onlardan şüpheleneceğim mi? Hayır. Ya ne? Ben karşımdakinin insan mı değil mi olduğuna bakacağım. İnsan. Dolayısıyla benim muhatabım. İnsansa ikiye ayıracağım önce. Diyeceğim ki ya Müslümandır ya kafir. İkisi de benim muhatabım. Ama kafire ey kafir Müslüman ol diyeceğim. Müslümana da ey Müslüman, iyi bir Müslüman ol diyeceğim. Ama Müslümanları da ikiye ayıracağım. Bir, dinine, imanına güvendiğim, hayatımı kendine emanet edebildiğim, imanımı onunla istişare açabildiğim, kız isem vardığım, oğlan ise aldığım, ticarette rahat ettiğim, yani kalbimin ve gönlümün onunla bütünleştiği mümin. İki, diğerleri efendim. Ne demek? Karıştırmayın. Anladınız değil mi? Diğerleri. Yani alametler vardır onda. İşaretler vardır veya vardır işte. Onlara ben uyanık davranırım ama sen kafirsin de demem onlara tabii. Ve kâle racülün mü'min min âli firavun ye'tümü imanehu. Anladık. Bir adam var. O güne kadar iman ettiği halde imanı gizlemiş. Ve fakat Firavun oğullarından. Bu önemli bir ayrıntı. Demek ki Musa aleyhisselam sadece ve sadece İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmemiştir. Zaten biz Kur'an'da onun Firavun oğullarına da, ki başta Firavun'un kendisine, imana davetiyesini kitabımızdan öğrenmiştik. İzheb ila Firavne innehu tağa fekul helleke ila entezekka ve ehdiyeke ila rabbik fetakşa. Yani Nazihat suresi
17, 18 ve devamındaki ayetlerde bu gerçeği öğreniyorduk. Bakıverin inşallah. Naziat 79. sure. Ben bitirinceye kadar kalem de yoktu yanında, not edemedin mi? Ne fark eder? 79 değil 89 olsun. İstersen 69 olsun. Yani oku biraz, korkma. Karlı olursun mutlaka. Dedi ki o adam, etaktulune raculen en yekule rabbiyallah. Yani Rabbim Allah dediği için bu adam öldürecek misiniz? Derdiniz nesin beyler? Rabbim Allah dediği için öldürmek. Kur'an-ı Kerim şöyle mi anlatsaydı dersiniz? Tarihte dünyanın bilmem hangi enlem boylamının kesiştiği noktada bir sarayda insanlar toplanmışlar. Oradaki kral, Tanrı kralmış. Devlet başkanı ben Tanrıyım, en büyük Tanrı üstelik diyormuş. Ama oraya bir adam gelmiş. Ben sizin Tanrınıza değil, evrenin Tanrısı, ilahı, tek ilah Allah'a inanıyorum demiş. Rabbim Allah dediği için de o adamı öldüreceklermiş. Adı falanmış, kralın adı filanmış, zamanı şöyle, mekanı böyle. Yani tarihte yaşanmış bitmiş diye mi anlatsaydı Allah? Bölgesel mi, tarihsel mi deseydik biz Kur'an'a? Asla. Kur'an ne bölgeseldir, ne tarihseldir. Yani her ne kadar zaman zaman peygamberlerin adını bizzat söylüyorsa da onlar zaten evrenseldir. Kıyamete kadar bütün müminlerin peygamberidir onlar. Biz onların hepsine iman ederiz. Onların tamamını biz örnek ediniriz. En'am suresinde de bilhassa özellikle فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ denilir ki onların hidayetleri senin de hidayetin olsun, düş peşine demişti Allah. Anlattı. Dedi ki Rabbim Allah dedi diye öyle mi? Bu adamın suçu ne? Size Rabbinizden beyineler, açık net ayan beyan bilgiler getirdi diye. Ha diyelim yalan söylüyorsa, bırakın yalanı başını yesin. Size ne oluyor? Her yalancının peşine böyle takılır mı? Yani bir devlet adamlarını toplar da bir yalancıyı öldürmek için karar almaya yeltenir mi? Bu nedir sizin düşkünlüğünüz, düşüklüğünüz? Bu ne adi hareketiniz? Ama düşünün ya doğru söylüyorsa, o zaman tehdit ettiği şeyler başınıza gelecek ya. Anlamıyor musunuz? Kim yalancı? Musa mı yoksa siz mi? Bakın Allah haddi aşkın ve taşkın hareket eden, yalan söyleyen, yalanın peşinde, yani hakikatle ilgisi olmayan hayat programlarını insanlara dayatan insanları doğru yolda tutmaz, hidayet etmez. Devam etti. Ya kavmi lekumul mulkul yevm. Bugün şu yaşadığımız, içinde bulunduğumuz dönemde mülk sizin. Evet. Bunu herkes biliyor. Dünya devleti durumundasınız. Her şey sizin. İstediğiniz gibi. Hem de zahirine fil ard. Arzda siz görülüyorsunuz. Siz açıktasınız. Siz etkin ve egemensiniz. Arz kelimesi hem şu güneşin, yıldızların, ayın arkadaşı olan dünya, hem de kişilerin, insanların yaşadığı bölge olan dünya anlamına gelir. Burada sanırım ikincisi, çünkü Medyen'e gidince Musa aleyhisselam ne demişti Şuayb aleyhisselam? Korkma, tamam, tehlike geçmiştir. Burası onun etkinlik ve egemenliğinde değil de demişti. İşte ondan dolayı rahatlıkla söylüyoruz. Yani bu bölgede siz hakimsiniz, evet, ama söyleyin. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا. Hadi Allah'ın azabı gelince ne yapacaksınız? Tebaanızı ezersiniz. Kölelerinizi ezer yok edersiniz. Halkınıza istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi asar, dilediğiniz gibi kesersiniz. Hoplar zıplarsınız. Zevk sefa yaşarsınız. Ne isterseniz yaparsınız. Devlet sizin. Mülk sizin. Saltanat sizin. Her şey sizin, evet, ama Allah'a karşı ne yapacaksınız? Allah azabı gönderince ne yapabileceksiniz? Hemen arkasından gelecek ayetler okuyacağız inşallah. Yani Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, ondan sonrakiler, ondan öncekiler, söyleyin onların başına gelenleri bilmiyor musunuz? Ne yapabildiler de onlar diye söyleyecek de, ama işte böyle der demez Firavun yine engel olmaya çalıştı. Kale Firavun dedi ki, yani o adam anlatmaya başladı ya, korktu. Eyvah dedi. Her şey açığa çıkacak dedi. Bu adam insanların aklını başına çağıracak. Bu adam meseleyi açığa çıkaracak. Bu adam benim boş olduğumu,
sahtekar olduğumu, bu düzenin, bu hayat programının insanları mutluluğa götürmediğini, bu devlet sisteminin, bu Mısır'ın bu işi yapamayacağını ya da bugüne kadar neler yaptığını elbette bu adamın sözleri açığa çıkaracak diye korktu galiba ve dedi ki ma uriküm illa ma era, ma uriküm illa ma era. Siz bilirsiniz beyler, ben gördüklerimi, ben bildiklerimi söyledim size, onları gösterdim, onları anlattım. Yani dinlemek zorunda değilsiniz. Bakın inni ekhafu en yubeddile dineküm ev en yusira fil ardil fesat dedim size. Bu adam dininizi değiştirecek. Nitekim öyle olmadı mı? Ya da düzen bozulacak. Şimdi bizim canımız pahasına insanları eze eze, yani aklımıza gelen her şekliyle ne yapacaksak yaptığımız ve şu anda yaşadığımız, yaşattığımız bu hayat programı bozulacak, düzen bozulacak dedi adam. Ve ben bunu görüyorum, size de gösteriyorum. Siz bilirsiniz. Ve ma ehdiküm illa sebiler raşad. Ben rüşt yolunu, hak nedir, batıl nedir, ne olduğunu bu yolu size göstermek için söyledim. Yani benim yapacağım bir şey yok. Anlarsanız, canınız isterse ha, değilse bu adam bana bir şey yapamayacak diye de yine ukalalığını sürdürüyordu galiba. Fakat orada konuşmaya başlayan mümin adam sanki araya Firavun bir söz katmamış gibi, sanki Firavun araya girmemiş gibi, sanki konuşmamış gibi kaldığı yerden devam etti. Ve kâlellezî âmene, dedi ki o mümin adam, ya kavmi, kavmim, arada Firavun'un sözlerini çıkınca ben de onu çıkararak söyleyeyim. Söyleyin ey kavmim diye başlamıştı ya, bugün mülk sizin, evet, peki Allah'ın azabı gelirse o zaman söyleyin, kim kurtaracak, kim yardım edecek size? Arkasından dedi ki kavmim, inni ekhafu aleyküm misle yevmil ahsab, tarihte yaşayan kavimlerin başına gelenler sizin de başınıza gelse diye korkarım. Misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim, Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, bir de onlardan sonra gelen, onlardan sonra yaşayanların, yani Firavun oğullarına kadar ta Nuh kavminden bu yana helak olanların başlarına gelenler, peki sizin de başınıza gelirse ya ne yapacaksınız? Ve mallahu yuridu zulmen lil ibad. Bilin ki eğer Allah o tarihte helak olan kavimleri helak etmişse Allah kullarına zulmetmez ki, onlar hak etmişler de ondan. Devam edecek mümin adam. Fakat burada sanki bir yöntem var. Musa Aleyhisselam'ın ashabından, sahabesinden, ona inananlardan biri. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam örnek alacak elbette. Musa Aleyhisselam nasıl bir tavır içinde davetini sürdürüyorsa, nasıl anlatıyorsa veya Hakk'a nasıl tekrar dönüyorsa, karşıdaki adam ne derse desin kaldığı yerden devam ediyorsa, bu adam da öyle yaptı. Bakın şu Ara suresinde, hani ilk defa gitti ya Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam. Evet. Orada dedi ki Allahu Teala, fe'tiya firavuna fequla inna rasulü rabbil alemin. Gidin Firavuna. Deyin ki biz ikiniz, yani Musa ve Harun ikiniz beraber deyin ki aleyhisselamlar, biz alemlerin Rabbinin elçisi olarak geldik. En ersil me'ana beni İsrail ve İnanırsan inan ki diye geldik ama değilse hiç olmazsa İsrailoğullarını bizimle gönder. Firavun dedi ki, aa sen şu bizim büyüttüğümüz, yanımızda yıllarca kalan, yani hayatı öğrettiğimiz, beslediğimiz, büyüttüğümüz, öğrettiğimiz her şeyimiz ve sarayın çocuğu olarak da nice imkanlarla seni bu hale getirdiğimiz şu genç değil misin sen? Sonra da yapacağını yaptın. Hem de inkar ediyorsun öyle mi? Bizi başka bir tanrının elçiliğiyle korkutuyor veya davet ediyorsun öyle mi? Musa Aleyhisselam onun bu tepkisini hiç de onun istediği gibi cevaplamadı. Hiç beklemiyordu. Tehdit etmişti. Yani sen kes sesini, sen zaten dünkü çocuksun. Ben sana bilgi verdim. Ben sana imkan verdim, ben seni büyüttüm, ben seni besledim demesinin arka planında kesesini
kapa çeneni, ben zaten senin üzerinde hakim durumdayım demesi vardı ya. Ama Musa Aleyhisselam dedi ki, öyle mi? Evet, bir adam öldürdüm tamam ama bilmedim. Kaçmışsam, zulmünüzden korktum. Adam gibi davransaydınız niye kaçsaydım? Ama gitmem gerekir mi? Sonunda Allah bana peygamberlik verdi. Evet, benim suçum mu? Beni mi suçluyorsun bundan? Ha, şu başıma kalktığın nimetlere gelince, sarayında büyümüşüm. Bundan dolayı da başıma kalkıyorsun ha. Dikkat et. Ama en abbette beni İsrail. Sen İsrailoğullarını köleleştirdin. Anamın evinde, anamın kucağında, babamın ocağında büyüyecekken ölümle tehdit ettiğin için Allah da öğretmiş, beni de Nil'e bırakıvermişler, sarayında büyüdüm. Ne oluyor yani? Bunlar benim suçum mu da şimdi beni suçluyorsun deyince Firavun aynen bu mümin adamın karşısında yaptığı tavrı o zaman da göstermişti. İlk karşılaşma daha. Dedi ki ve ma rabbul alemin. Neyse neyse onu geç de, o suçladım tamam da az önce onu söylüyordun. Her şeyindi. Tümüyle, bütün silahın diye onunla saldırıyordun ama baktın boşa çıktı öyle mi? Bu sefer de atladı diyor ki aa sen alemlerin Rabbinin elçisi demiştiniz. Neydi o alemlerin Rabbi ne demek? Gale dedi ki Musa Aleyhisselam sanki ha işte ben de bunun için buradayım. Zaten bunu anlatmaya buradayım. Allah beni bunun için gönderdi dercesine Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma dedi. Semavat ve arzın ve ne var ne yoksa bütün varlıkların, bütün mekanın Rabbi. İn küntüm mukinin. Eğer dedi ama sormadı bunu. Söylemedi bu bölüm ama Musa Aleyhisselam güzel söyleyecek. Dedi ki eğer inanmak için sormuşsanız söyleyelim. Allah, Rabbim olan Allah bütün varlıkların, mekanın Rabbidir. Firavun dalga geçmeye başladı. Kale limen havlehu. Dedi ki çevresindekilere elâ testemiyon. Bakın bakın duyuyor musun? Ne diyor bu adam? Yani bir tek oydu ya Tanrı. Ondan başka yoktu ya. Semavat, arda ne var ne yoksa bütün varlıklar, bütün mekanlar Rabbiymiş. Onun bu dalga geçin, alay eden sözünü sanki duymadı Musa Aleyhisselam. Burada da mümin adam duymadı gibi ya. Kale dedi ki Kale Rabbukum ve Rabbu abaykumul evvelin. Ha, daha bitmedi. Ben Rabbimi anlatmaya devam ediyorum. Sen sana göre benim lafımı kesmek isteyebilirsin ama dinle bak. Sizin ve babalarınızın, önce yaşayan babalarınız da Rabbi Allah'tır. Benim Rabbim odur dedi. Ne kadar enteresan değil mi? Yani bütün insanların da Rabbi diye tanıttı mı? Mekanın Rabbi, sonra da insanın Rabbi. Bu sefer Firavun daha bir çılgın dedi ki قال inne rabbe inne rasulekumul lezi ursile ileyküm le mecnun. Ya size gönderildiğini, peygamber olduğunu iddia eden bu adam delinin teki be, cin çarpmış, kafayı yemiş bu adam diye daha böyle alay etmeden öte hakaret etmeye başladı. Ama Musa Aleyhisselam hiç tınmadı bile. Etkilenme, niye etkilensindi? Onun ne anlatacağını Firavun mu belirleyecekti? Öyle şey mi olurdu? Dedi ki قال Rabbul meşriki vel mağribi ve ma beynehuma. Zamanın da Rabbidir benim Allah'ım. İn küntüm takilun. Eğer siz akıllıysanız, ben deli olabilirim. Ama eğer siz akıllıysanız, tamam işte durum bu. Hadi bakalım söyledim size dedim. Tehdit etti. Le in ittekazte in gayri le ec'alenne kemrel mescunin. Seni asarım, keserim, hapsederim, yakarım, yıkarım, çarparım dedi. Ama Musa Aleyhisselam yine devam etti. Evvelev ci'tüke bir şeyin mübin. Peki açık net ayan beyan benim bu dediklerimi ispat eden, açıklayan, anlatan bir şey getirsem de mi diyordu. Demek ki peygamber ne söyleyeceğini, neden öyle söyleyeceğini Allah'tan aldığı mesaj olarak belirler ve öyle söyler. Sahabe de peygambere uyar, onlar da öyle yaparlar. Mesela birinde bir rivayete göre Ebu Cehil, hani asr-ı saadetin en büyük düşmanı, kıyamete kadar yaşayacak insanlar adına en büyük düşman modeli, bir gün geliyor çaresiz sıfır tüketmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyorum onu demiyor tabi. Allah aşkına çek elini yakamdan. Bittim diyor ya. Yeter artık. Eğer yarın Allah'ın huzurunda ya Rabbi ben anlattım demek için ısrar ediyorsan söz veriyorum. Ben Allah'ın huzurunda ya Rabbi bu anlat da ben dinlemedim diyeceğim diyor. Desin. O dedi diye peygamberimiz bırakacak mıydı sözünü? Hayır, yine devam edecekti tabii. Devam ediyorum.
Yani o mümin adam Aleyhissalatü vesselamın ve bütün peygamberlerin o mesajının aslı ve esasını bilen bu adam. Niye öyle dedim? Çünkü mesela Ad kavmi peygamberleri yalan saydılar. Nuh kavmi peygamberleri yalan saydı. Kaç tane peygamber? Öyle değil. Birini inkar eden hepsini inkar ederdi ya, veya birine inanan da hepsine inanır diye söyledim. Dedi ki o mümin adam ve قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Tarihte yaşayan ve helak olan kavimlerin başına gelenlerin sizin de başına gelmesinden korkuyorum. Dikkat edin. Misle de bi kavmi Nuhin ve Adun ve Adin ve Semud ve lezine min ba'dihim. Ad kavminin, Semud kavminin ve Nuh kavminin, bir de diğer ne kadar ne varsa hepsinin helakinden siz ibret almıyorsunuz. Onların başına gelen sizin de başına gelir. Ve mallahu yuridu zulme l'ibad. Allah eğer onları helak etmişse evet helak etti. Azap etmişse evet azap etti. Ama zulmen değil ki. Zulmetmez ki Allah. Çünkü kullarına Allah zulmetmez. Zulmetmeyi istemez. Ya hak ederlerse cezayı verir elbette. Bununla ilgili bir rivayet okuyayım size. Aslında hadisleri okurken onu da okusam diyordum ama şimdiymiş nasip. Dinleyin. Taberani'de şöyle bir rivayet var. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a sormuşlar. Ey Musa, Rabbin yarattığı bazı insanlara neden azap ediyor dediler. Eksantrik adamlar, farklılar, böyle akıllarına gelmiş. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala şöyle vahyediyor. Ekinek, yani onlara cevap vermesi adına Allah cevap öğretiyor. Ekinek, ekti Musa Aleyhisselam. Sonra ektiğini biç diye vahyetti. Biçti. Sonra da biçtiğini topla diye buyurdu. Topladı. Bunun ardından geride işe yaramayan artıklar birikti ya. Yüce Allah dedi ki işte şu geride kalan artıklar ne işe yarar diye sordu Musa Aleyhisselam'a. O da dedi ki yakmıyor ya Rabbi. Bunun üzerine Allah-u Teala işte ben de yarattıklarımdan sadece yakılmayı hak etmiş olanlara azap ederim dedi. Ve mallahu yuridu zulmen lil-ibad. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Ya hak edenler azap eder. Etmesinler. Vazgeçsinler. Tevbe etsinler. Hatta Kur'an der ki tam azap hak etmişler. Ramak kalmış. Yani bir adım kalmış. Vazgeçebilmişler mi? Yunus Aleyhisselam kavmi öyle ya. Tamam, onlardan da azabı kaldırmış. Biz de öyle yapalım. Hani Aleyhisselatü Vesselam diyordu ya, bir adam günah işler cehenneme bir karış kala. Tam böyle son adımını attı mı cehenneme düşecek. Vazgeçer. Eğer isterse cennetlik amel işler ve onu yaparken ölürse de cennete gider. Tam tersi de öyle. Cennete bir karış kala, eğer vazgeçer de cehenneme dönerse cehenneme gider. İyi de cennete mi cehenneme mi ne kadar kaldığını kim bilecek? Allah biliyor zaten. Allah onun döneceğini de biliyor. Gideceğini de, düşeceğini de, yatacağını, yuvarlanacağını biliyor. Ama biz bilmiyorsak, bize gönderilen görev listesinde kullarım şunları şunları yapın, bunları yapmayın dedikten sonra Allah-u Teala diyelim ki yapmayın dediklerimi yaptınız, yapın dediklerimi yapmadınız, cennete bir karışta kalsa pişman olabilin, vazgeçebilin ve sizi cennete götürecek yola dönün diyordu. Tam tersi, bir karış kaldı garanti demeyin, cehenneme de gidebilirsiniz ha diyordu Aleyhisselatü Vesselam dininde. Veya kavmi, kavmim, ey kavmim, inni ehafu aleyküm yevmet tenat. Allahu Ekber. Üçüncü uyarı mı? Evet. Başta dedi ki bu mümin adam, dikkat edin. Ve in yekü sadikan yusibküm ba'dullezî ya'idüküm. Azap gelir başınıza. Yanarsınız. Mahvolursunuz. Helak olursunuz. Sonra bunu tarihten örnekle yeniledi, tekrar etti. Yani dikkat edin, korkarım. Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin başına gelenler sizin de başına gelir dedi. Şimdi dedi ki kavmim, korkarım, yapmayın. Ne kadar da merhametli değil mi? Ama öyle olmalı değil mi? Müslüman karşıdaki hayattaysa, can boğaza gelmemişse onun cehenneme gitmesine razı olmaz. Çabalar, elbette uğraşır. Tekrar etti, dedi ki ey kavmim, korkarım. Şu bağırış çağırış günü var ya,
Feryat figan günü var ya, o kıyamet günü, o hesap kitap günü, etmeyin. O gün sizin başınıza gelecek şeylerden korkuyorum. Çünkü yevme tuvellûne mudbirîn. Herkes birbirinden sırt dönecek, kaçacak. Kimse kimseye yardımcı olamayacak. Kimse kimsenin yardımında olamayacağı o gün. Mâ leküm minallâhi min âsım. Korunak, sığınak ve barınak yok o gün. Allah'tan başka hiç kimse kimseye yardım edemeyecek. Ve men yudlilillâhu fema lehu min hâd. Allah kimi saptırmışsa onun da hidayet edicisi yoktur. Tabir böyle. Hemen yeni eğitim programından etkilenen kafaların, gönüllerin, dilleri pat diye itiraz ediyorlar. Ya Allah ne saptırsın arkadaş? Öteki de ezilip büzülüyor. Yani Allah'ın saptırdığını saptıramayacağını, ayet böyle diyor. O zaman söyle. Evet, ve men yudlilillahu, Allah kimi saptırırsa. Çünkü onların gündeme getirdikleri ayetler şöyle. Yehdillahu men yeşâ ve yudillullahu men yeşâ. Yani kim isterse Allah onu hidayete erdirir, kim isterse Allah onu dalalete bırakır. Yani isteyen kim? Kul diyor adam. Tamam, anladık ya, burada isteyen kim? Yapan kim? Ve men yudlilillahu, Allah kimi dalalette bırakırsa, saptırırsa, Allah böyle dedikten sonra başka mı anlayacağız? Belki en tatlı biçimde, yani karşıdakini de üzmeden söyleyeceğimiz şu olabilir. Allah zalim değildir. Rastgele, zevkine göre hareket eden insana benzemez Allah. Ya nasıl? Mesela insanları sıraya koyacak. Sağdan say. 1, 2, 3, 4, 5. Tek numaralar bir adım öne, çiftler bir adım arkaya. Arkadakiler cehennemin dibine, siz de geçin cennete bakın. Der mi Allah? Öyle olur mu? Allah zulmeder mi? Dengesiz hareket eder mi? Ya nasıl? Hak edenleri saptırır. Hak edenleri, öyle demedim ben. Bu biraz yoruyor adamı. Yani ruhumu yoruyor benim bugüne kadar. Ben şöyle anlamayı sevdim. Ben rahat ettim diye sen de böyle anlamak zorunda değilsin. Ama sen bilirsin. Ben söyleyeyim inşallah. Allah kimin yoluna, kimin gidişatına, kimin programına, kimin hayat anlayışına, insan anlayışı, değerler sistemi, eşya anlayışı, aklınıza ne gelirse, ekonomik, sosyal, siyasal veya askeri, ahlak veya benzeri program adına insanların hayatı nasıl gidiyorsa, işte ona Allah diyorsa ki bu gidiş var ya, bu burada gideni cehenneme götürür, dalalettir, sapkındır o da giden. Dedi mi, onun hidayette olduğunu iddia edecek. O yolun sonunda cennete çıkar diye kendiliğinden yollarda yeni yollar açıp da cennete doğru kanalize edecek kimse yoktur. Olmaz da zaten. Allah bir yola, bu yoldan giden cehenneme götür diyecek. Sonra da birileri, olsun olsun Allah öyle diyor ama bakın ben Allah'la anlaşırım. Tarihte var mı öyle? Tabii. Mesela Uzeyr Aleyhisselam'ı, mesela İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diyenler neden diyorlarmış? Yani oğluyla bir kontak kurarsak belki yani bir torpil falan ayar çekeriz diye. Tabii. Düşünsünler kendilerine göre. Ama Allah bir yola ki evlilikte, ticarette, ziraatta, piyasada, babalıkta, kocalıkta, atalıkta, evlatlıkta, vermekte, almakta, aklına ne gelir? Hayat bu. Doğumdan ölüme kadar bir hayat programında şöyle yaşarsanız cehenneme gidiyorsunuz kullarım, bu sapıklıktır diye damgayı vurdum Allah-u Teala. O yolun cennete götüreceğini iddia edecek de kimse yoktur, olamaz da zaten. Tam tersi de doğru mu? Evet. Bu yol cennete götürür adamı diyorsa o yolda cennete götürür. Hepsi bu kadar. Yani Allah hangi yolun cennete, hangi yolun cehenneme gideceği bilgisini bize verdiği kadar, biz onu öğrenebildiğimiz, duyabildiğimiz kadar biz de söyleyelim ama bu işte yetkili sadece Allah'tır ve Allah'ın dediği kadar olur. Başka olmaz. O mümin adamın sözüne devam edeceğiz de ben sadece haftaya buradan başlayalım diye hatırlatma yapayım. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ. Daha önce size de Yusuf Aleyhisselam peygamber olarak gelmişti ama bir beyinat, açık net ayan beyan bilgiler. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Ama onun getirdiği her şeye şüpheyle bakmıştınız. Hatta اِذَا هَلَكَ, size göre o yok olup helak olup gidince, yani vefat edince, قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Bu sefer şeytan ikinci vurgununu vurdu. Yok be, ne adamdı ya. Farklıydı be Yusuf. Değişik adamdı.
ve de şeytana bakın, Tanrı bir daha o gibi peygamber göndermez. Yani onu hayattayken reddettiriyor şeytan ve dostları. O gittikten sonra da yeni gelecek peygambere de barikat kuruyorlar. Mümkün değil canım, ondan sonra Resul göndermez Allah. Demiştiniz. Kezalike yudillullahu men huve müsrifun murtab. İşte Allah hem haddi aşkın ve taşkın hareket edeni, hem şüphe duyanı, gönlünden itiraz edeni böyle saptırır. Demek ki Allah öyle herkesi saptırmazmış. Yolun sapık olduğunu beyan eder, orada olanlara da sapıksın dermiş ki اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ diye devam edeceğiz inşallah. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ